Gelen sorular dedin, mailler dedin ama öncesinde sen o soruları alayım. Neler var mesela? Hemen başlayalım. Mesela hemen bakayım Erhan Bey. Merhabalar, ben Alaaddin Korkmaz. 1959 doğumluyum. Evet. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşıyorum ve çalışıyorum. Ama şimdi emekli sigortam bulunuyor. Ben bunu 7 Aralık 2015 tarihinde 5.397 gün şeklinde 15 yıllık 73 milyar Türk lirası yatırmış Erhan Bey. Evet, 73 bin lira. Evet, 73 bin lira. Evet. Buraya kadar bir sıkıntım yok ama şöyle ki benim tanıdığım arkadaşlar 10 yıl üzerinden para yatırıp emekli olduğu zaman 1600 TL maaş bağlanmış. Benim maaşım 1050 alıyorum. Burada yanlışlık var mı diye Tabii. soruyorum. Şimdi sevgili seyirciler, yurt dışında yaşayan vatandaşlar özellikle vurgulamak istiyorum. Yurt dışında Avrupa'da yaşayan vatandaşlar yurt dışı borçlanma fonlarını doldururken çok dikkat edin. 1600 lira maaş aldığınız gibi isterseniz 2032 lira da maaş alabilirsiniz. Hatta belli bir rakam var. 4385 liraya kadar aylıklarınızı yükseltebilirsiniz. Sizin bu hakkınız. Siz devletin vermiş olduğu yasadan yararlanıyorsunuz. Yani normal veren asgari ücretin 7,5 katı kadar ödeme hakkınız var. Borçlanma hakkınız var. Bunu da dile getirmek istedim. Bir canlı yayın numarası almak istiyorum. Almanya. Alo efendim. Almanya. Hanımefendi buyurun. İyi günler oğlum. Merhabalar. Kimle görüşüyorum? Adınız nedir? Ben Leyla'yım. Almanya'dan arıyorum. Leyla Hanım nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Allah yardımcınız olsun. Ben şöyle diyeceğim, seni meşgul etmeyeyim. Ben kızım için yapmıştım, emekli maaşı için. Evet. Onun kağıdı geldi. Ama Seda Nur Hanım yerinde olmuyor. Ben sormuştum mektuba. Soyadını söyleyin. Leyla'nın soyadını, kızınızın soyadını söyleyin. Özdil, Hülya Özdil. Kız Hülya Özdil mi? Kızım Hülya Özdil için Tamam. evet Bir müracaat saniye etmiştim. bekleyin lütfen. Hülya Özdil'in hemen Peki. WhatsApp'tan soru ver bir zahmet. Hülya Özdil'i Peki, teşekkür ederim. sorduruyorum. Şimdi sizin Çok iyi. numaranız sonu 3901 size mi ait? Soru 39. Ben o. Şu anda arıyorsunuz Hülya beni Hanım. bu numara. Şimdi Ben Hülya, kızımın cebiyle arıyorum. tamam Kızımın önemli değil. cebiyle. Önemli değil. Leyla Hanım, Leyla Hanım. Şimdi Efendim. bekleyin, Efendim. ekrandan ayrılmayın. Kızınızla ilgili bilgi Öyle de olur. vereceğim. Tamam. Bak olur da böyle de olur. Sonra da beni Hayır, arayabilirsiniz. sonra değil. Leyla Hanım, şu an canlı yayında Peki. aradınız. Şu anda size bilgi Peki. vereceğiz. Kapatın, döneceğim ben Peki. size. Kapatın, Peki, döneceğim. teşekkür ederim. Ben Teşekkür ederim. teşekkür ederim, olur mu? Kızının ismi Hülya Özdil, dosyası hakkında hemen bilgilendirme yapalım. Hemen şuradan cevaplayalım. Alo efendim. Alo. İyi günler efendim. Ben Dünde'den arıyorum. Bilefeld'e yakın olarak. Ergenekon benim soy ismim. Meral Ergenekon. Nereden arıyorsunuz? Bilefeld'den arıyorum. Meral Bilefeld'de. Ergenekon. Evet. Bir saniye bekleyin Meral Hanım. Meral Hanım bir saniye bekleyin. Yo, bir saniye alacağım ben sizi. Meral Ergenekon. Numaranızı alacağım. 8739 doğru mu? Meral Hanım. Alo. Alo Almanya. Alo. 2751. Alo. Sizle konuşuyorum. Alo, telefon Alo. açıldı şu an. Alo. Alo. Buyurun hanımefendi, konuşun. Hanımefendi sizle konuşuyorum. Canlı yayındasınız. Buyurun efendim. Ben eşim için soru sormak istemiştim. Tabii sorabilirsiniz. Adınız nedir? Ayşe. Ayşe Hanım, buyurun eşinizle ilgili soru sorabilirsiniz. Eşim Almanya'da 61 doğum, 62 doğumlu. Tamam. 65 ay çalışmışlığı var. Malulen emekli. Evet. %70 kaybı var. Evet. Askerliğe de elverişli değildi. Türkiye'de 2 haftalık çalışmışlığı vardı. Evet. Malulden başvurmuştu. Malulden ret geldi. Eşim ne kadar para yatırması lazım ki emekli olabilirsin? Malulen emekli de eşiniz. Almanya'dan arıyorsunuz. Almanya'nın hangi şehrinden hanımefendi? Dortmund şehrinden. Dortmund. Peki hanımefendi, eşinizin yüzde kaç raporu var? %70 raporu var ama Türkiye'de heyetten geçti, mahkemeye de girdi çıktı, mahkemeyi kaybetti. Yüzde kaç raporu dediniz? Bir daha tekrarlayın. %70. %70 mi raporu var? Evet, Tamam. Almanya'daki raporu %70. Hanımefendi, eşinizin normalde Türkiye'den emekli olması lazım. Burada bir yanlışlık var. Lütfen bana eşinizin raporlarını gönderir misiniz WhatsApp'tan rica etsem? Tamam mı?
Tamam. Tamam, görüşmek üzere. Gönderin. Evet. Sevgili seyirciler, bugün full canlı yayın alacağım. Yurt dışında yaşayan, Belçika'da yaşayan, Almanya'da yaşayan, Avusturya'da yaşayan, Fransa'da yaşayan, Hollanda'da yaşayan, Avustralya'da yaşayan herkes bizi arayabilir ve ben elimden geldiği kadar bugün herkesi yayına almaya çalışacağım ve